Merhaba arkadaşlar, Tamir Takım Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bu bölümde size Samsung telefonlarda dosya taşıma nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Yani telefonumuzun depolama alanından SD karta veya SD karttan telefon depolama alanına nasıl dosya taşınır? Taşıma ve ya taşı yapıştır ile kopyala yapıştır arasındaki fark nedir? Bunları görmeye çalışacağız. Burada önce telefonumuz, şu an kullanmış olduğum telefon Samsung J7. Ama zaten bu arayüz Samsung'ların birçoğunda aynı olduğu için çok fazla bir farklılık göstermeyecektir. Ve yine diğer farklı marka telefonlarda da işlemler hemen hemen %90 aynı nitelikte olduğu için başka telefon kullanan arkadaşlar da bu videodan faydalanabilirler. Hemen işlemimize geçelim. Telefonumuzun dosyalar bölümüne gidiyoruz. Dosyalar bölümüne gittiğimizde bakın, dahili depolama ve SD kart var. Burayı biraz inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi bakın, dahili depolama ve SD kart bölümü var. Dahili depolama dediğimiz alan telefonumuza ait bir alan. Bakın sağ tarafta 16 GB yazıyor. Siz bir telefon alırken ne diyor? Bu telefon 16 GB'lık. Bu telefon 32 GB'lık, 64 GB'lık, 128 GB'lık. İşte bu telefonumuzun depolama alanını gösteriyor. Bu kapasitenin içerisinde telefonun kurulum dosyaları bulunmakta. Siz bir uygulama kurarsanız yine buraya atmaktadır. SD kartınız yoksa da çektiğiniz video, fotoğraflar yine bu dahili depolama alanı içerisinde bulunur. İşte burası dolduğunda telefon uygulama işte kuramaz. Problemler çıkartır, ağırlaşmaya başlar. O nedenle SD kart takıyoruz. Biz depolama alanına yani burada depolama alanı için dahili depolama alanına telefon depolama alanı diyoruz. SD kart yani harici bir kart. Harici dışarıdan bir karta SD kart diyoruz. SD kart takmışım. Yaklaşık 14,41 GB diyor. Yani bu 16 GB'lık bir SD kart. Ve şu an 7 GB'ı dolu. Ben bu videoda ne göstermek istiyorum? Dahili depolama alanımız dolduğundan dolayı aktarma ihtiyacı hissediyoruz SD kartımıza. O halde buradan buraya bir aktarım yapacağız. Veya SD karttaki bir bilgiyi de dahili depolamaya aktarma gibi bir durumumuz da olabilir. Yani ters bir işlemde yapabiliriz. Bugün bunları öğreneceğiz. Burada arkadaşlar dahili depolama alanımıza bir giriş yapalım. Nelerle karşılaşıyoruz? Dahili depolama alanımızda bakın bir sürü dosyalar var. Videomuzun en başında söylemiştik. Kurulum dosyalarımız yani uygulama dosyalarımız burada. Mesela örnek veriyorum. Ben burada neler yapmışım? Bakın WhatsApp kurmuşuz. Buraya kurmuş. Voice Recorder diye bir program kurmuşum. Yine buraya kurmuş. Video Slideshow Pro kullanmışım. Buraya kurmuş. Veya telefonun kendisine ait kurulumları vardır. Direkt telefonu ilk aldığınızda. Mesela Dejim. Buraya ne yapıyor arkadaşlar? Dejim içinde fotoğraf ve video ve diye şeyleri bunun içerisine atıyor. Biz ne yapabiliriz? Buradaki dosyalarımız varsa SD karta gönderebiliriz. Telefonumuz rahatlar. Şimdi burada işlemimizi burayı biraz tanımış olduk. Buraya gelmişken şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben şu an taşıma ve kopyalamayı gösteriyorum veya kopyala yapıştırı gösteriyorum. Burada silme de yapabilirsiniz. Yani silerek direkt telefonu rahatlatabilirsiniz. Fakat şu kesinlikle yapmayacağımız bir işlem. WhatsApp'ın üzerine basılı tuttum. Seçtim. Sil butonuna bastım. Çok yanlış bir işaret. Bunu kabul etmiyoruz. Hiçbir uygulamayı buradan gelip silmiyoruz arkadaşlar. Çünkü uygulamaları sileceğimiz yer başka bir yer. Telefonun ayarlar kısmında uygulamalar bölümünde uygulama kaldır bölümü var. Oradan kaldırıyoruz. Burada hiçbir uygulama silinmez. Bunu ek bilgi olarak hatırlatmış olayım. Şimdi gelelim. Dahili depolamanın SD karta ben bir dosya aktarmak istiyorum. Bir dosya taşımak istiyorum. Nasıl yapacağım? Dahili depolamaya giriş yaptığımız zaman bakın yukarıda hemen iki dahili depolamaya giriş yapmış oldum. Şu bölüme iyi bakın. Burası benim ana sayfam. Yani ben buraya bastığımda tekrar en başa dönmüş oluyorum. Şu an neredeyim? Dahili depolamanın içerisindeyim. Buradan dahili depolamadan bakın herhangi bir dosyanın içerisinde giriş yaptığımda şöyle yapalım. Mesela geldim. Dejim dosyasına giriş yaptım. Buradan da nereye giriş yapalım? Screenshots. Mesela ekran görüntüsü aldıklarımda buraya düşüyor şu an. Telefon depolama alanında yer kaplıyorlar bunlar. Bakın ne oldu yukarısı? Ana sayfa, dahili depolama, Dejim ve screenshot diye geldi. Yine bunların her birinin üzerine bastığınızda tekrar o klasöre dönüş yaparsınız. Veya direkt ana sayfaya dönmek isterseniz burayı tıklamanız yeterli. Sizi ne yapacak? Direkt ana sayfaya götürecek.
Buyurun şimdi deneyelim mesela. Bu bölüme kadar geldim. Bir ana sayfaya gitmek istiyorum. Şu an ana sayfaya geldim. Evet, birinci işlemi yapalım. Ben ekran görüntüsünlerini, telefonumda yer kaplayan screenshotlarımı, SS'lerimi burada tutmak istemiyorum. Ne yapmak istiyorum? Gitsin, başka bir yerde bulunsun. SD kartta olsun. SD kartımda boş yer var. O halde screenshot gelip istersem screenshot'ın üzerine basılı tutup, bakın şu an seçti. Sol tarafta bir ok işareti çıktı. Basılı tutup buradan taşı deyip tamamını gönderebilirim. İstersem şu an geri butonuna basıyorum. Seçililiği kaldırdım. Screenshot'ın içine girip herhangi bir dosyayı, mesela sadece bunu taşı gönder yapabilirim. Veya kopyala yapıştır yapabilirim. Veya buradan geldim birden fazla seçimde yapabilirim. Bunları taşı yapıştır işlemi yapabilirim. Ben burada örnek olarak size klasörün içerisindeki mesela tamamını seçmek istiyorum. Screenshot klasörünün adı dursun ama içinin tamamını seçmek istiyorum. O halde bakın sol üst köşede tümünü seç bölümü var. Bu hepsi bölümü var. Gördüğünüz gibi. Buraya gelip hepsini de seçebilirim. Hepsini seçiyorum. Burada ben artık diyorum ki screenshot depolama alanımdaki D'cimin içerisindeki screenshotların içerisindeki bütün dosyalarımı taşı diyorum. Nereye taşıyacağım? Bu artık şimdi hedef siz kaynaktaki dosyayı aldı, seçti artık. Screenshot'ın istediğinizi seçti. Taşı. İptal buraya taşı diyor. Bu taşımadan vazgeçmek isterseniz iptale basarsınız. Buraya taşı derseniz zaten aynı yer olmuş oldu şu an, değil mi? Değişen bir şey yok. Ben SD kartta taşımak istiyorum. Daha amacım işte burada bir yer açmak. Fakat bu amacın dışında siz telefonunuzun dahili depolamasında başka bir klasör açıp onun içerisinde koymak da isteyebilirsiniz. Onu da yapabilirsiniz. Yani telefonun içerisinde başka bir yeri de yapıştırabilirsiniz. İlla telefonun içerisinden aldığınız SD kartı göndermek zorundasınız diye bir şey yok. Burada arkadaşlar ben şimdi bunu SD karta göndereceğim ve telefonumu rahatlatmak istiyorum. Ne demiştik? Ana sayfa butonuna basacağım. Ana sayfa butonuna basmam bir yana beni SD karta ulaştıracak. SD kartıma geldim şu an. SD kart klasörünün içerisine girdim. Orada da bir takım klasörlerim var. Kendime göre uyarlamışım. Ben bu kısımdayken bakın burada SD kartta olduğumu nasıl anlıyorum? Butonladıktan sonra ana sayfa SD kart. Gördüğünüz gibi. SD kartın içerisinde buraya taşı dersem direkt buna bu bölümü atacak. Mesela bakın burada açınca bahar, açınca burada bir şarkılar falan vesaire var neyse. Onları gelmişim ben. Taşı buraya yapıştır demişim ve direkt bu klasörün SD kartın içerisine direkt atmış. SD kartın içerisinde herhangi bir klasör içine mi atmak istiyorum? Ya SD kartın içerisindeki D'cimin içine atmak istiyorum. Bak adres belli. Ana sayfa SD kart D'cim. Ya neresi? SD kartın içerisindeyim ben halen. Buraya mı taşımak istiyorum? Veya depo klasörüne mi koymak istiyorum? Download'ın içine mi koymak istiyorum? Hangisine koymak istiyorsam ne yapacağım? Onu seçeceğim arkadaşlar. Kalite videolar. Kalite videoları seçip buraya taşı dersem bütün dosyayı buraya taşıyacak. Buraya taşımak istemiyorum. Seçenek. Veya derseniz ki ya ben hayır bu klasörlerin hiçbirini taşımak istemiyorum. SD kartın içine direkt atmak istemiyorum. SD kartın içerisinde ben bir klasör oluşturmak istiyorum. Bir klasör oluşturup buna bir isim verip dosyamı bunun içine koymak istiyorum. Evet, onu da yapabiliriz. Şu an bizim SS resimlerimiz, yani taşıyacağımız resimler halen hafızamızda kayıtlı. Bakın iptalle buraya taşısa alt köşede duruyor. İptal edersem iptal eder. Taşıma işlemim halen aktif. Ben buraya bir klasör açayım. Onun içerisine yapıştırayım mı diyebilirsiniz. Hemen sağ üst köşede bakın 3 nokta var. Buraya geliyorsunuz. Burada klasör oluştur butonu var. Sizden klasör oluştur diyor. Bir isim verebilirsin. Ben SS neydi? Screenshot değil mi? Ekran görüntüleri diyeyim. Hatta telefon ekran görüntüleri. Böyle bir klasör adı koyayım. Bunun içerisine yapıştırayım. Oluştur dedim. Hemen en başa geldi ve bakın yeni logosu koydu. Evet, amacım bunun içerisinde taşımak. SD kartta oluşturmuş olduğum telefon ekran görüntüleri isimli klasörün içerisine telefon depolama alanımdaki ekran görüntülerini taşımak istiyorum. Buraya taşı butonuna basıyorum. Şu an bakın SD kart telefon ekran görüntüleri klasörün içerisinde dosyam olduğu gibi gelmiş oldu. Şimdi gidelim
Bakalım telefon depolama alanındaki screenshot'ta dosyalar ne alemde? Ana sayfa butonuna basıyorum. Dahili depolama ediyorum. Biraz önce burası 53 gibiydi yanlış değilsem 48'lere düştü. Dahili depolama alanına giriyorum. Şu an telefon depolama alanına giriyorum. Neredeydi benim o taşıdıklarım? D-CIM içerisinde. Screenshot içerisindeki dosyalarda. Bakın hiçbiri var mı? Yok. İşte buradan sonuçla taşı yapıştır, kopyala yapıştır nedirin anlamında çıkartabiliriz. Taşı yapıştır da siz o taşıyacağınız ne varsa alıyorsunuz, yeni yerine koyuyorsunuz. Eski yerinde ondan herhangi bir şey kalmıyor. Eğer kopyala yapıştır deseydik biz seçeneklerde, işte mesela o dosyalar bu screenshot'ın içerisinde yine bulunacaktı. Burası yine o dosyalar hiçbir yere gitmeyecekti. Aynı dosyalardan yeni yapmış olduğum SD kartın içerisine bir kopya daha atmış olacaktı. Bu da yapılabilecek bir şey, isteğe bağlı bir şey. Ama benim amacım telefonumu rahatlatmak ise, amaç bu ise telefon depolama alanından SD karta taşı yapıştır işlemi yapmak en ideali diyebilirim. Evet arkadaşlar, benim için şu an aklıma gelenler bunlar. Burada biz ne öğrenmiş olduk? Veya işte bir örnek daha isterseniz yapalım. SD karttan telefon depolama alanına göndermek için de yapabileceğiz. Yine aynı SD karta giriş yapıyorum. Herhangi bir dosyanın üzerine basılı tutuyorum. O dosyayı seçebilirim. Tamamını seçmek istiyorsam hepsi diyorum. İptal yapmak istiyorsam geri butonuna basılısını telefondan girebilirsiniz. Ve D-CIM içerisine girdim. Buradan bir resim seçtim. Kopyala dedim. Pardon, taşı diyelim. Veya kopyala diyelim bakın. Kopyala burada kalacak. Yeni yerine bir tane daha atacak. O halde ne yapabilirsiniz? Kopyala butonuna basarsınız. Ana sayfaya gidiyoruz. Ana sayfada telefonun içerisinde aktarmak istiyorsanız dahili depolama diyeceksiniz. Nereye aktarmak istiyorsunuz? D-CIM'in içerisinde bu bölümün içerisine bıraksın. Burada herhangi bir yere gitmesini istemiyorum derseniz buraya kopyala dersiniz. Veya D-CIM içerisinde işte kamera klasörünün içerisine atmak istiyorsanız zaten yukarıda yazıyor dahili depolama D-CIM kamera. Buraya kopyala dersem buraya kopyalamış oluyor. Burada arkadaşlar bu hedef yani kaynak dosyadaki duruyor. Buraya da yeni birisini atmış oldu. Kopyalamış oldu. Evet arkadaşlar, bununla alakalı konumuz burada tamamlıyorum. Konuyla ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmında bahsedin. Daha detaylı bir şekilde aktarmaları istiyorsanız yine örnekler yapmaya çalışalım. Yine ilerleyen zamanlarda canlı yayınlara başlayacağız. Gerekirse canlı yayında bunlarla ilgili örnekler yapabiliriz. Tamir Takım Teknoloji'de yeni ve faydalı bilgilerde buluşmak dileğiyle saygılar, selamlar.